Cümleten selamun aleyküm hanımlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere 5 şiş görünümlü dikişsiz iki şiş patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım Ben patiğimde gül kurusu pembe beyaz ve yeşil tonlarında 3 tane patiklik ip kullandım Şişlerimiz hanımlar böyle kısa 2 şiş 20 santimlik 3 e, numara hemen modelimi de göstereceğim işte hanımlar Modelimiz bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yaptım ve 5 şiş patikten hiçbir farkı yok görüntü itibariyle. Hanımlar patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Patiğimizin tabanı bu modelli tarafı bu şekil. Topuk kısmını da yine göstereyim. Topuğumuz da böyle. Gayet güzel, şık, hoş bir patik oldu. 5 şiş patik bilmeyenler için de iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37 ve 38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen hanımlar patiğimize başlayalım birlikte. Patiğimi ben burun tarafından başladım hanımlar. 12 ilmek olarak ipimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bırakıyorum. 12 ilmek atacağım. Birinci ilmeğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım hanımlar. Şimdi ikinci şişimi alıyorum, örmeye başlayacağım. Bu ucunda kalan hepimiz beklesin hanımlar. Burada kalabilir. Tabanımız yaparken yine aynı ipi kullanmaya devam edeceğiz çünkü. Bu aşamada ilk ilmeğimi, kenardaki ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın şu anda arka yüzdeyiz. İlmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz sıra sonuna kadar. Hanımlar bu patiğimizde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar şimdi de ön yüzdeyim. Artık düz örgü uygulaması yapacağım ön yüzde ve artırmaları da ön yüzde başlayacağız hanımlar Artırmalarımızı patiğimizin ön yüzünde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp Öyle artıracağız Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 2. ilmeğimi ördüm Hemen ardından bakın ipimi şöyle parmağıma dolayarak şuraya bir adet ilmek atıyorum Artırmamı yaptım ikinci ilmekten sonra Şimdi Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da şöyle artırmamı yapıyorum. Ve kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi böylece 14 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum şimdi. Arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz hanımlar. İlmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Artırma işlemi sadece patiğimizin ön yüzünde yapılıyor. İlk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. İlmeklerimin hepsini ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Artırmalarımıza da devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2. ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. 2. ilmekten sonra sonraki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Buraya da artırmamı yapıyorum. Ve kalan iki ilmeğimi düz örüyorum. Böylece hanımlar 16 ilmeğimiz oldu şişimizde. Tekrar geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine artırma yok. İlmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz hanımlar. Artırma işlemi umarım anlaşılmıştır burun kısmında. artırma yaptığımız ilmeklerimizi de ters örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Artırmalara ön yüzde devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ikinci ilmeğimi örüyorum. Ardından hemen buraya şöyle bir adet ilmek attım. Artırmamı yaptım. Şimdi son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki yanındaki e, sondan ikinci e, ilmeğimin yanına hemen şuraya bir adet ilmek atıyorum. Kalan iki ilmeğimi de düz örüyorum. Hanımlar böylece şişimizde 18 adet ilmeğimiz oldu. Şimdi arka yüzde ilmeklerin hepsini ters öreceğiz. Ön yüzde tekrar artırmalarımıza devam edeceğiz. Hanımlar ben bu patiğimde şişimde toplamda 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Sonra modelime başladım. 40 numara yapmak isteyenler olabilir. 39, 40, 41 numara yapmak isteyenler olabilir. Ben 28 olana kadar artırdım ama sizler 30, 32 olana kadar da artırabilirsiniz. büyük yapmak sizin elinizde ilmek sayılarını bu şekilde artırabilirsiniz hanımlar. 36 yapmak isteyenlerde 26 ilmek olana kadar artırabilirler. Şimdi patiğimizin modelini kurarken de hani artırdığımız ilmek sayısına göre model kurulumunu anlatacağım. Şimdi hep birlikte artırmaları yapalım gelelim sonra birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar ben 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde de 28 ilmeğimi ters olarak ördüm. şimdi beyaz ipime geçeceğim. Sizler de artırmalarınızı yaptıktan sonra beyaz ipinize geçebilirsiniz. Bu aşamada ilmeklerimin hepsini beyaz ipim ile öreceğim hanımlar. Şöyle ilk ikinci ilmeğimi de ördükten sonra hemen beyaz ipimin ucunu şurada pembe ipime bağlayacağım. Pembe ipimi keseceğim hanımlar. Çiçeğimizi arka yüzde yapmaya başlayacağız. Arka yüze tekrardan çiçek yaparken pembe ipimi ekleyeceğim. Pembe ipimi şöyle kesiyorum. Kenarda beklesin şimdilik. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimi Beyaz ipim ile öreceğim. Örerken de hanımlar bakın beyaz ipimin üzerinden atlatarak şu iplerimin uçlarını gizliyorum. Böylece sonradan böyle ip gizlemek durumunda kalmıyoruz hanımlar. Böyle daha pratik oluyor. Örerken gizlemiş oluyoruz. Ön yüzdeyim. 28 ilmeğimin tamamını düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum arka yüzdeyim. Arka yüzde de sıra sonuna kadar ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi hanımlar yeşil ipimi hazırlayacağım. Yapraklarıma başlayacağım. Ben 28 ilmek olarak e, yapıyorum hanımlar. 4 tane beyazımı örüp yaprağımı öyle başlayacağım. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Şu üçüncü ilmeğim. Şu da 4. Hanımlar siz eğer ki daha küçük yani 20, 26 ilmek olarak yaptıysanız kenara 3 ilmek beyaz örerek başlayacaksınız ya da 30 ilmek yaptıysanız kenara 5 ilmek beyaz örerek başlamanız gerekiyor hanımlar bu çiçeklere. Aralardaki model araları tamamen aynı oluyor. Beyazımı ördükten sonra hemen şu şey yeşilimi ekleyeceğim. Buraya bir yeşil örüyorum. Yaprağımın ilk sırası zaten 3 sırada çiçeğimiz bitiyor hanımlar. Her 3 sırada bir çiçeğimizi yeniliyoruz. Şöyle yeşil ipimin ucunun patiğim sökülmesin diye beyazıma bağladım. Şöyle bir yeşil bir beyaz bir yeşilimi ördüm bakın ilk çiçeğimi yaptım ilk yaprağımı yaptım yaprak aralarında üçer tane ilmek var sizde artık kaç ilmek başlı yapıyorsanız 26 ya da 30 hiç fark etmiyor yaprakları ve yaprak aralarındaki bu e, ilmeklerimizi aynı sayıda yapacaksınız sanırım buralar aynı oluyor sadece başlangıcı farklı oluyor ilmek sayısı kalan yerler aynı yeniden 3 beyazdan sonra 1 yeşil 1 beyaz 1 yeşil örüyorum İkinci yaprağımı da yaptım. Arada 3 tane beyazım var. Şimdi üçüncü yaprağımı yapacağım. Bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil. Bu aşamada hanımlar şu arkadaki ip geçişlerini biraz serbest bırakalım. Patiğimiz gergin durur, modelimiz çirkin düşer. Buna dikkat edelim. Yeniden 3 tane beyazımı örüyorum ve dördüncü yaprağımı yapacağım. Bir yeşil, bir beyaz. Yeşil. Bakın hanımlar burada benim şişimde 3 ilmeğim kaldı 26 ilmek başladıysanız sizin 2 tane ilmeğiniz kalacak ee, 30 ilmek yaptıysanız da burada 4 ilmeğiniz kalıyor hanımlar Tek fark bu Kalan bölümler aynı Bu şekilde Şimdi Çiçeğimin ilk sırasını bu şekilde ön yüzde yaptım Şimdi geri dönüyorum arka yüzdeyim Pembe ipimi de hazırlayacağım Bu aşamada pembemi de ekleyeceğim çünkü Kenar ilmeğimi örmeden aldım Yanındaki bir ilmeğimi örüyorum Yeşilimden önceki bakın bir beyaz ilmeğim vardı bunu yeşil ile öreceğim. Bakın şöyle çaprazlamasına yeşilimi alıyorum. Beyazın altından geçirerek kenarlarda delik görüntü olmasın diye. Buraya iki tane yeşil örüyorum. İki yeşil ördüm. Bakın tam ortada bir tane beyaz ilmeğim var. Bunu pembe ile öreceğim. Gördüğünüz gibi arka yüzde çiçeğimizi burada başlatıyoruz. Bunu pembe ile ördüm. İki yeşilin bir ortasına bir tane pembe örüyoruz ve hemen pembe ipimin ucunu da şurada beyazıma bağlayayım. Yeneklediğimiz iplerde düğüm atıyoruz hanımlar. Şöyle iki tane sıkı bir düğüm attım. 2 tane yeşil, 1 tane pembe ve 2 tane daha yeşil örüyorum. Bakın hanımlar ilk çiçeğimizi böylece yaptık. Çiçek aralarında birer tane beyazımız var. Araya bir beyaz örüyorum. Şimdi ikinci çiçeğimi yapacağım. 2 yeşil, 2 yeşilin ortasına bir pembe. Pembeden sonra hemen iki tane daha yeşil örüyorum. Bakın ikinci çiçeğimizi de böylece kurduk. Arada yine bir tane beyazım var. Bunu ters örüyorum üçüncü çiçeğimi yapacağım. İki yeşil, iki yeşilin ortasına bir pembe. Bakın ip geçişlerim var hanımlar arkada gevşek duruyor. Buna gerçekten önem verelim. Bir pembeden sonra iki tane daha yeşil ördüm. Üçüncü çiçeğimizi de bitirdik. Arada bir tane beyazım var. Bir beyazı örüyorum. Sonuncu çiçeğimi yapacağım şimdi. İki yeşil, bir pembe ve iki tane daha yeşil örüyorum. Dördüncü çiçeğimi de yaptım. Hanımlar bakın şimdi bu aşamada şöyle ilmeklerimi takıyorum. 3 tane beyazım kaldı. Bu kalan 3 tane beyazımı hanımlar beyaz ipim ile ters olarak örüyorum. Çiçeğimizin ikinci sırasını arka yüzde bu şekilde tamamladık. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Çiçeğimizin 3. sırasını yapacağız hanımlar. Son sırasını kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu aşamada hanımlar yeşilimizi artık kullanmayacağız. Burada bekleyecek. Sadece pembe ilmeklerimi, bir pembeyi pembe olarak öreceğim. Diğer ilmeklerim beyaz olacak. Pembeme kadar olan ilmeklerimi beyaz ile ördüm. Bakın burada bir tane pembem var. Kenarda şöyle beyazın altından çaprazlamasına geçirerek pembemi aldım. Bir tane pembemi örüyorum. Tekrar şöyle beyazımı aldım. Çiçek aralarında 5 beyazım var. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrardan bakın burada bir tane pembem var. Pembemi örüyorum. Çiçek aralarında 5 tane beyazım var. 4 ve 5. Yeniden bir pembe, 5 beyaz. Çiçeğimizin üçüncü ve sonuncu sırası böyleydi hanımlar. 5 beyazımdan sonra bir pembemi ördüm ve şişimde kalan 4 ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Hanımlar bu şekilde bakın ilk çiçeğimizi tamamladık. Şimdi geri dönüyorum arka yüzdeyiz hanımlar çiçeğimiz bitti. Arka yüzde ilmeklerimizin hepsini ters olarak öreceğiz hanımlar beyaz ipimiz ile. Pembe ipimiz beklesin ikinci çiçeğimizi yaparken yine pembe ipimizi buradan arka yüzde kullanmaya devam edeceğiz. ilmeklerimin hepsini patiğimin arka yüzünde beyaz ipim ile ters olarak örüyorum model aralarında böyle arka yüzde bir sıra ters örüyoruz hanımlar ön yüzde hemen diğer ikinci modelimize geçeceğiz sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm şimdi baktığımız anda hanımlar ön yüzdeyiz ilk çiçeğimizi bitirdik ve araya arka yüzde bir sıra ters ördük geldik şimdi hemen ikinci modelimize başlayacağız İkinci çiçeklerimiz hanımlar bakın ilk çiçeğimiz 4 taneydi. İkinci sıra çiçeklerimiz 3 tane. Yani altta tam ortalayacak şekilde alttaki iki çiçeğin tam ortasına gelecek şekilde diğer çiçeklerimizi yapacağız. Hemen bunu da şöyle yap yapıyoruz hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. ikinci ilmeğimi örüyorum. 3 4 5 6 7 ben kenardan 7 ilmek örerek çiçeklerime başlayacağım. Eğer ki siz 26 ilmek üzerine yapıyorsanız kenarda 6 ilmek ördükten sonra diğer ikinci çiçeklere başlayacaksınız. Eğer ki siz 30 ilmek başladıysanız da bu kenara 8 ilmek ördükten sonra çiçek yapmaya başlayacaksınız hanımlar. Tek fark bu. Şimdi tam ortaya gelecek şekilde ikinci çiçeğimi başlatıyorum. Yine yeşil ipimi aldım. Bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil örüyorum çiçek aralarında 3 tane beyazım vardı. 1 2 3. 2. yaprağımı yapacağım. 1 yeşil, 1 beyaz, 1 yeşil. Yine çiçek arasında 3 tane beyazım var. Yeniden 1 yeşil, 1 beyaz, 1 yeşil örüyorum ve şişimde 6 ilmeğim kaldı. 26 ilmek başladıysanız 5 ilmeğiniz kalıyor. 30 ilmek yapıyorsanız da burada 7 ilmeğiniz kalıyor hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine bu şekilde ördüm. Geri dönüyorum arka yüzdeyim ve e, modelimin çiçeğimin ikinci sırasını yapacağım. Arka yüzde yeşilimin önündeki bir beyaza kadar öreceğim hanımlar. Yeşilimin önündeki bir beyaza kadar ters örüyorum arka yüzde. Sonrasında şöyle çaprazlamasına bakın. Şöyle yeşil ipimi beyazın altından geçecek şekilde aldım elime. Buraya iki yeşil, iki yeşilin tam ortasına bir tane pembe öreceğim. Hemen şu pembe ipimi alttan alıyorum. Bir pembemi örüyorum. Yanına iki tane daha yeşil. Birinci çiçeğimi böylece yaptım. Çiçek aralarında bir tane beyazımız var. Şimdi ikinci çiçeğimi yapacağım. İki yeşil. İki yeşilin ortasında bir tane pembe. Hemen yanına iki tane daha yeşil örüyorum ve çiçek arasında bir tane beyazım var. Bunu da ördüm. Üçüncü çiçeğimi yapacağım hanımlar. İki yeşil. İki yeşilin tam ortasına bir tane pembe pembemden sonra hemen iki tane daha yeşilimi örüyorum bu şekilde ve şişimde kalan diğer ilmeklerimi beyaz ipim ile ters olarak örüyorum arka yüzde çiçeğimin ikinci sırasını tamamladım geri dönüyorum ön yüzdeyim çiçeğimin şimdi üçüncü ve sonuncu sırasını yapacağım bu sırada sadece aralardaki birer tane pembe ilmeği pembe olarak öreceğiz diğer ilmekler beyaz olacak Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Pembeme kadar olan ilmeklerimi beyaz ipim ile düz örüyorum. Bir tane pembem var hanımlar burada. Bu pembe ilmeğimi pembe ile ördüm. Tekrar beyazımı alıyorum elime. Çiçek aralarında 5 tane beyazım var. 3, 4, 5. Bir pembemi pembe ile örüyorum. Tekrardan çiçek aralarında 5 tane beyazımız var. yanına bir tane pembemi örüyorum. Yeniden kalan ilmeklerimi beyazım ile düz olarak örüp ön yüzde çiçeğimi sonuncu sırasını tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar bakın ikinci çiçeğimizi de böylece bitirdik. Ee, şimdi arka yüzde ilmeklerin tamamını ters öreceğiz. Ön yüzde üçüncü çiçeklere başlayacağız. Arka yüzdeyim ilmeklerimin tamamını patiğimin arka yüzünde ters olarak örüyorum. İplerin yönü denk geldiği için iplerimi iki de e, kesip eklemek zorunda da kalmıyorum hanımlar modelde. Model aralarında arka yüzde bir sıra ters örüyoruz ve hemen diğer e, çiçeklerimize başlıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri döndüm. Ön yüzdeyi hanımlar. <laughs> hemen Diğer üçüncü sıra çiçeklere başlayacağız. Bakın hanımlar, birinci sıra çiçeğimiz dört tane di, ikincisi üç tane. İkinci sıra çiçeğimiz yine dört tane. Yani birinci sıra çiçeklerle ikinci sıra çiçeklerin sayıları, şekilleri aynı. Yani yine birinci çiçeği nasıl kurduysak. Üçüncüyü de aynı şekilde kuracağız. Yani size birinci çiçeği kurarken zaten 26 ilmek yaptıysanız kaç tane çiçek yapacaksınız? Nasıl başlayacaksınız? Kaç ilmekle? Ya da 30 ilmek yaptıysanız kaç ilmekle başlayacaksınız? Sayılarını vermiştim. Aynı sayılarla yine üçüncü çiçeği başlatacaksınız. Ben 4 ilmek örerek başlamıştım. Yine 4 ilmeğimi ördüm. Alttan yeşilimi şöyle alıyorum. Üçüncü çiçeğimi başlatıyorum. Bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil çiçek aralarında yine 3 tane ilmeğim var. 1 2 3. İkinci çiçeğim yapacağım. 1 yeşil, 1 beyaz, 1 yeşil. Yine 3 tane beyazımı örüyorum çiçek arası için. 1 yeşil, 1 beyaz, 1 yeşil. Yine çiçek arası için 3 tane beyazımı ördüm. 1 yeşil, 1 beyaz, 1 yeşil. Ve yine çiçek aramız için 3 tane beyazımızı örüyorum. Bakın hanımlar üçüncü çiçeğimizin de başlangıcını bu şekilde yaptık. Dilerseniz arka yüzde de yine devam edelim. Çünkü e, bilmeyen hanımların da kafaları karışabilir. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Bakın yeşilin hemen yanındaki krema kadar ördüm. Şimdi Bir çaprazlamasına yeşil ipimi elime alıyorum. Burada hanımlar yine iki tane yeşil örüyorum. İki yeşilin ortasına bir tane pembe öreceğim. Çiçeğimin arka yüzde ikinci sırası bu. Şuraya şöyle bir tane pembemi alıyorum. Araya bir tane pembe ördüm ve hemen yanına iki tane daha yeşilimi örüyorum. Çiçek aralarında bir ilmek tersimiz var. Beyaz. Bir ilmek beyazımı ördüm. Hemen yanına iki yeşil. Bir pembe. iki tane yeşil örüyorum. İkinci çiçeğimi de yaptım. Çiçek arasında bir tane beyazım var. Şimdi de üçüncü çiçeğimi yapacağım hanımlar. İki yeşil. Bir pembe. iki yeşilimi örüyorum. Yine çiçek arasında bir tane beyazım var. Sonuncu çiçeğimi de aynı şekilde yapacağım. Bu arada iplerim de nasıl bu ara karıştı bilemedim masanın altında. İpler dans ediyor. Kendi aralarında böyle birbirine girmişler. Neyse i̇şte şöyle biraz açıldım. Tamam ediyorum son çiçeğimi de yapacağım 2 yeşil Hemen alttan bir pembe Ve 2 ilmek daha yeşilimi örüyorum Şişimde kalan bu 3 ilmeğimi de Şöyle beyazımı alıyorum Beyaz ipimle ters olarak örüyorum Çiçeğimin hanımlar Bu şekilde 2. sırasında tamamladım şimdi ön yüzde 3. sırasında Sadece pembeleri pembeyle öreceğiz kalan ilmekler beyaz ile Örülüyor ortada bir tane pembem var. Bu pembemi pembe ile öreceğim. Şöyle ipimi çekeyim biraz gelsin. Tekrar beyazımı aldım. Çiçek aralarında 5 ilmek beyazımız var. Bir pembe örüyorum. Çiçek arası için 5 ilmek beyaz. Bir pembe örüyorum. 5 beyaz. Bir tane pembe örüyorum. Ve son 4 ilmeğimi beyaz ipimle ördüm. Bakın 3. çiçeğimizi de tamamladık. Arka yüzde yeniden ilmeklerimizin hepsini beyaz ile öreceğiz hanımlar bir sıra. Ön yüzde 4. sıra çiçeklerimize de başlayacağız. Bu şekilde geri dönüyoruz hanımlar bakın ön yüzdeyiz ee, bu üçüncü sıra çiçekleri de bitirdik dördüncü sıra çiçekleri de ikinciyle aynı hizadan kuruyoruz ee, ben bu ikinci çiçeklerimi yaparken bu alttaki ikinci çiçeğimi yaparken 7 ilmek beyaz örerek başlamıştım kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek 2 oldu 3 4 5 6 7 sizler kaç ilmek örüp öyle yap başladıysanız aynı şekilde yapmanız gerekiyor hanımlar sayılar aynı Hemen yaprağıma başlıyorum yine. 1 yeşil, 1 beyaz, 1 yeşil. Yaprak aralarında beşer tane beyazım var. 3 4 5. Pardon, üçer tane beyazımız var. İlk sıramızda hanımlar bu. 3 beyazımı ördüm. Yeniden 1 yeşil, 1 beyaz, 1 yeşil örüyorum. Yine yaprak arasında 3 beyazım var. Tekrardan üçüncü yaprağımı yapacağım. 1 yeşil, 1 beyaz, 1 yeşil ve şişimde kalan 6 ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum. Dördüncü çiçeklerimizi de hanımlar bu şekilde yaptık. Devamında artık anlaşılmıştır model diye düşünüyorum. Arka yüzde çiçeğin ikinci sırasını yapacağız. Ön yüzde üçüncü sırasını. Arka yüzde ilmeklerin tamamını çiçek bittikten sonra beyaz ipimizle ters öreceğiz. Tekrar ön yüzde bu defa beşinci ve sonuncu modele başlayacağız. Beşinci modelimizi de birinci ve üçüncü modelimizle bakın aynı hizada yapacağız. Aynı şekilde dört tane model kuracağız model bu şekilde ilerleyecek. Hanımlar ben bu patimin ön bölümüne 5 tane model yaptım ama sizler belki 6 yaparsınız belki 4 yaparsınız bu tamamen ölçülerinize göre değişebilir. Ölçü alacak alarak yapacaksınız hanımlar. Şöyle ki patiğiniz ayağınızın burnundan itibaren şöyle bir tutun ayağınıza bu bilek bölümüne kadar örmeniz gerekiyor. Hani bu zamana kadar artık ne kadar çiçek olursa o kadar yapabilirsiniz. Bu tamamen göz zevkinize göre değişiklik gösterebilir ölçülerinize göre. Dediğim gibi ben toplamda 5 tane model yaptım. Benim ölçülerime göre tam geldi. Şimdi hanımlar bu 5. modelimizi yaptıktan sonra yine arka yüzde ilmekleri ters örüyoruz. Ardından ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde bir kez daha örüyoruz. Sonra bilek ayrımını yapacağız. Hani model bitiminden sonra 3 sıra örülecek. Bu aşamada hanımlar çiçekler bittikten sonra yeşil ve pembe ipinizi de kesebilirsiniz. Artık devamını beyaz iple öreceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü ölçülerimize göre tamamlayalım. Gelelim ardından da birlikte e, bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Beşinci modelimden sonra arka yüzde ters, ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde Bakın 3 sıra ördüm. Bilek ayrımını yapacağız şimdi. şimdi 28 ilmeğim vardı. 28 ilmeğimi ikiye ayıracağım. Yanlara 14'er ilmek koyacağım. 30 ilmek yapanlar 15'er 15'er ayıracaklar. 26 ilmek yapanlar da 13'er 13'er ilmeklerini eşit olarak ortadan ayıracaklar hanımlar. Ben bu patiğimin şu bölümlerini hanımlar bakın bilek bölümünde şu kenarlara 7'er ilmek haroşa ördüm. Öncelikle ilk 14 ilmeğimi öreceğim kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, şu 8. ilmeğim. 9, 10, 11, 12, 13, 14. ilmeğimi ördüm. Hanımlar şu 14. ilmeğimi bırakacağım. Bakın 13 ilmek ördüm. Şu 14. örerken öndeki iki ilmeği alıp bakın şu bilek bölümünde şu ikisini yer değiştirerek öreceğim. Bu şekilde. 5 şiş patiklerimde kullandığım yöntemi yine bu 2 şiş patiğinde de uyguluyorum. Bu ilmekleri yer değiştirme sebebimiz şu. Bilek ayrımı yani bu bölüm sıkı ve sağlam oluyor hanımlar. Burada e, model bu örgünün bu bölümünde, bilek bölümünde ayrık bir görüntü oluşmuyor ilmeklerin arasında. Bu nedenle önemli buna da dikkat edelim. Şimdi baktığımız anda bu sol tarafta da 14 ilmek kalıyor. 4, 8, 12 13 14 gördüğünüz gibi 14 ilmek de burada kaldı Ben öncelikle patiğimin şu sağ kenarını yapacağım sonra sol kenarını benim yedek işim olduğu için ilmeklerim burada bekleyecek yedek işiniz yoksa da Hanımlar e, bu ilmeklerin içinden tığ yardımı ile bir ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz e, şimdi geri döneceğim bu sol taraf bekleyecek sağ tarafı yapacağım Hanımlar yedek işimi aldım elime bu bilek bölümüne 7 ilmek haroşa öreceğiz Bakın ben sonuç ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi örüyorum. Bakın 4 oldu. 5, 6, 7. 7 haroşamı düz ördüm. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında da ters örgü örerek haroşalarınızı örebilirsiniz. Şimdi kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Diğer, pardon geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar. Yine aynı işleme devam edeceğiz. Kenardaki 7 ilmeğimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Bilek bölümündeki 7 haroşamızı da örgünün her iki tarafında da haroş olarak öreceğiz hanımlar. Bakın sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Burada da yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğim haroşa düz örüyorum ve kalan 7 ilmeğimi de arka yüzdeyim ters öreceğim patiğimizin kenarı bu şekilde yapılacak hanımlar şimdi şöyle ön yüzde baktığımız anda burada iki diş haroşamız oluştu bile ben bu patiğimin kenarlarına 14'er diş haroşa ördüm benim elimin ölçü göre tam geldi sizler yine hanımlar patiğinizi alacaksınız ayağınıza ölçün bakın benim verdiğim ölçüye göre yapıyorsunuz sonra diyorsunuz ki hani benim yaptığım gibi aynısını Yok patiğim büyük oldu. Aman küçük oldu. Yok ölçün tutmadı. Bu nasıl ölçü bilmem ne falan filan. Yani baya bir linçleyenler oluyor benim. Ayağınızı ölçün. Her videomda söylüyorum hanımlar. Ayağınıza mutlaka ölçün. Ne beni yorun ne de siz yorulun. Patiğiniz ayağınıza göre olsun. Şöyle burnundan itibaren tutuyorsunuz. Şöyle sıkıca tutuyorsunuz. Arka bölümünün topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Hani bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Ben dediğim gibi 14 ilmek yaptım. Benimki 14 diş pardon haroşa yaptım. Benimki tam oldu. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin şu sağ kenarını tamamlayalım gelelim. Ardından birlikte sol kenarımızı yapalım. Evet hanımlar bu sağ kenara 14 sıra haroşamı ördüm, geldim. Bu aşamada bu beyaz ipimi 14 haroşamdan sonra haroşalı tarafta değil de bu sağ tarafta bıraktım. Şimdi buradaki ilmeklerim kaçmasın diye tığ yardımıyla ilmeklerin içinden ip geçireceğim. Yedek şişiniz varsa hanımlar, ilmekler şişinizde de bekleyebilir. Benim yedek şişim var ama hani patiğimin tabanını yaparken şişler elime takılmasın, kalabalık yapmasın diye ilmeklerin içinden böyle bir ip geçireceğim. Sonrasında buradaki ilmeklerimizi patiğimizin topuğunu yaparken tekrardan şişe takacağız kullanacağız hanımlar. Hemen şöyle farklı renkli bir ip geçireceğim minik bir ip. Dediğim gibi maksat burada ilmekler kaçmasın. Şöyle bu ipimin ucunda şöyle bağlayayım ki sonradan patiğimiz sökülmesin. beyaz ipimde hanımlar şöyle bir miktar ucunda küçük bir şey bırakıp kesiyorum. Şimdi patiğimizin sol kenarını yapacağız. Şu bilek bölümünden başlayarak sol kenarını yapacağız. Sağ kenar nasıl ördüysek sol kenarı da aynı şekilde öreceğiz. Yine bu bilek bölümündeki ilk yedi ilmeğim haroşa. Her iki tarafta da haroşa ilmeklerimi düz öreceğim. Kenarda kalan yedi ilmeği de ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak şekilde öreceğim. Hemen iki ilmek ördükten sonra ipimin ucunu şurada kendisine bağlayacağım. Bu şekilde kenarda üç haroşamı ördüm. İpimin ucunu da şöyle gizleyerek götürüyorum. Şu dördüncü, beşinci haroşa ilmeğim, altı, yedi haroşamı düz ördüm. Yine kenardaki yedi ilmeğimi de ön yüzde olduğum için düz olarak örüyorum. Arka yüze geçtim hanımlar. Patiğimin arka yüzünde de yine kenardaki yedi ilmeğim ters örülecek. Bilek bölümündeki yedi ilmeğim de düz olarak örülecek haroşa olduğu için. Bakın 7 ilmeğimi ters ördüm. Haroşa 7 ilmeğimi de düz örüyorum. Patiğimin sağ kenarında hanımlar hangi nasıl işlem yaptıysam solda da aynısını yapıyoruz. Şöyle geri döndüğüm anda bakın burada da bir diş haroşam oluştu. Ben sağ kenara 14 diş haroşa yapmıştım. Sol kenara da aynı sayıda yapacağım. Şimdi hanımlar sizler de sağ kenara kaç sıra haroşa yaptıysanız sol kenara da aynı sayılarda Örü, örün gelin. Sonra e, birlikte patiğimizin tabanına başlayalım. Evet hanımlar patiğimin sol kenarında tamamladım. Geldim buraya da yine 14 diş haroşamı ördüm. 14 diş haroşamdan sonra e, yine ipimi bu haroşal tarafta değil de bu sol e, tarafta bıraktım. Yine diğer tarafta olduğu gibi buradaki ilmeklerimin içinden de bir tığ yardımı ile yine ipimi geçireceğim. Dediğim gibi yine buradaki ilmekleri de yine patiğimizin topuk bölümünde şişlerimize takıp kullanacağız. Şöyle farklı renkli bir ip geçiriyorum. Minik, minik bir ip geçirdim bu ilmek tutmak için de bazı aparatlar falan oluyor ama benim aparatım falan yok hanımlar eldeki imkanlarla böyle yapıyorum evet şimdi ben bu ipimi de keseceğim artık hanımlar böylece patiğimizin üst bölümünü tamamladık şimdi burnundan başlayarak tabanımızı öreceğiz yine burun kısmında pembe ipimi kullanacağım hanımlar bakın bir şekilde pembe ipimin ucunu yani başlarken minik bir miktar ipimiz kalmıştı. Demiştim bunu tabanda kullanacağız diye kullanma vakti geldi. Pembe ipimi buraya şöyle bağlıyorum. Hanımlar patiğimize 12 ilmek olarak başlamıştık. Ön yüzden 12 ilmek başladığımız yerden yine 12 ilmek çıkaracağız. Hemen ilk kenarlarımız biraz sık olduğu için bakın ipimizin geldiği yer şurası. ilk kenarımız burası. Şuraya girerek ilk ilmeğimi hemen buradan çıkaracağım şöyle. İlmeklerimi ilmeğimi çıkarıp şöyle şişime takıyorum. Hemen şu kenardan gelip ikinci ilmeğimi de çıkartıyorum. Şişime taktım. Sırasıyla hanımlar bu başlangıç yerlerine girip bakın ilmek çıkartıyoruz. Burada 3 ilmeğim oldu. İl başlangıç yerinde ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. 4 ilmeğim oldu. Toplam 12 ilmek çıkaracağız. 5 6 şu 7. ilmeğim 8. 9 10 şu 11 ve kenardan bir ilmek daha çıkaracağım. Şu kenara giriyorum hanımlar. Kenarlar biraz sıkı olduğu için tığım bile buraya girip ilmeğimi çıkarttım. Şişime taktım. Bakın burada 12 ilmeğimiz oldu. 3, 6, 9, 12. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Bakın arka yüzdeyiz. Bu bölümde de yine ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Bu aşamada patiğimizin hanımlar hem tabanı üst bölüme eklenecek hem de ilmek sayılarımız artacak. Şöyle ki e, bakın kenar ilmek yerlerine gideceğiz. Hemen şuradaki değil bakın büyükçe bir kenar ilmek yeri görünüyor. Şurada ilk olarak buraya giriyorum. İlmeğin iki kanadına birden şöyle girdim çişim ile. Buradan bir adet ilmeğimi şuradan çıkarıyorum. Buradan bir ilmek çıkarttım. Şişimde de 12 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 13 ilmek oldu. Her iki kenardan da böyle ilmekler çıkaracağız. Bu ilmek çıkartma işlemini ön yüzde yapıyoruz hanımlar. İlk ilmeği ön yüzde sağ kenardan, ikinciyi de yine sol kenardan ön yüzde çıkarıyoruz. İlmeğimi çıkarttıktan sonra şişimdeki 12 ilmeğimi de öreceğim. Bu şekilde düz olarak örüyorum 12 ilmeğimi. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi de bu kenardan ilmek çıkaracağız. Buradan da hanımlar ilmeğimizi bakın. Yeri belli hemen şuradan. Bakın. Şuraya girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Böylece şişimde 14 ilmeğim oldu. İlkini sağdan ikinciyi de soldan çıkarttım. Geri dönüyorum. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok hanımlar. İlk ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sırası ile ters olarak örüyorum. İlmek çıkartma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum yine ön yüzdeyim. Bakın sıradaki kenar ilmek yerim yerleri belli. Şurası. İlmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilmeğimi çıkarttım. Şişimdeki 14 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de buradan çıkarttık. 15 ilmeğimiz oldu. Şimdi ikinci ilmeğimizi de sol kenardan çıkaracağız. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Ve yine sıradaki kenar ilmek yerim yeri belli burası. Buraya girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Şimdi de hanımlar 16 ilmeğimiz oldu şişimizde. Geri dönüyorum arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yine ön yüzdeyiz. Sırasıyla ilmek çıkartmaya devam ediyoruz. Bakın, sıradaki kenar ilmek yerim burası. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Diğer ilmeklerimi sırasıyla düz öreceğim. 16 ilmeğim vardı. Bir ilmek bu sağ kenardan çıkarttık. 17 ilmeğimiz oldu. Şimdi bir ilmek de sol kenardan çıkaracağım. Böylece 18 ilmeğimiz olacak. İlmek sayılarımız artıyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm ve sıradaki kenar ilmek yerimiz şurası. Hemen bakın. Bunu da yine iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. 18 ilmeğim oldu. Bakın hanımlar 5 şiş patik burnu gibi oluyor bu şekilde. Şimdi yapacağımız işlem şu geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde yine önce sağ kenardan sıradaki kenar ilmek yerinden sonra da sol kenardan böyle ilmeklerimizi çıkartmaya devam edeceğiz. Hanımlar ben bu patiğimin tabanında yine üst bölümünde olduğu gibi 28 ilmek olana kadar ilmek çıkarttım. Siz 30 ilmek yaptıysanız 30 ilmek çıkartmanız gerekiyor. 26 ilmek yaptıysanız da üst bölümü yani ön yüzü 26 ilmek çıkartmanız gerekiyor. Şimdi hep birlikte ilmeklerimizi çıkartalım. Gelelim burun kısmını tamamlayalım. Sonra da patiğimizin tabanının nasıl yapılacağını sizlere anlatacağım. Evet hanımlar patiğimin burun kısmını ördüm geldim. 28 ilmek olana kadar artırmalarımı yaptım. Artık 28 ilmek üzerinden tabanımız örülecek. İlk ilmeğimi 27. ilmeğimi sağ kenardan 28. ve sonuncu ilmeğimi sol kenardan çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için devamında gelen ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Hanımlar son iki ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters öreceğim. Ön yüzde beyaz ipe geçiş yapacağız. Son iki ilmek kalana kadar ters örüyorum. Buralar sadece ters örgü olduğu için buraları hızlı hızlıca ördüm hanımlar. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son iki ilmeğimi tersten kesiyorum. Böyle canımlar burada 27 ilmeğimiz kaldı. Şimdi geri dönüyoruz artık bakın beyaz ipimize geçiş yapacağız bu aşamada. Hemen beyaz ipimi alıyorum elime. Sıradaki kenar ilmek yerine bakın beyaz kenar ilmek yerine geldik artık. Şöyle girerek şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle beyaz ipimle ilmeğimi çıkarttım. Devamında gelen ilmeklerimi de beyaz ipim ile öreceğim hanımlar. Bu şekilde. Artık pembemizi de kullanmayacağız. Bu nedenle şöyle pembe ipimin ucunu da keseceğim. Önce kesmeden önce şöyle beyazıma bağlayayım. Burası da sağlam olsun. Devamında artık beyaz ipimle ilmeklerimi öreceğim. Ben bir ipimi şöyle kesiyorum. Şimdi hanımlar ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi beyaz ipimizle öreceğiz. Sırasıyla bakın şu iplerimin ucunda yine gizleyerek götürüyorum. Şöyle Şekilde. Bakın böyle yapın canımlar. Sonradan ip ile falan uğraşmıyoruz. Böyle pratik oluyor. Şimdi sonraki iki ilmeğim kalana kadar yine öreceğim alımlar. Ee, yapacağımız patiğimizin e, devamında artık yapacağımız işlem bu. Son iki ilmek kalana kadar öreceğiz. Son iki ilmeği keseceğiz. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Bakın yine burada son iki ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Yine 27 ilmeğim kaldı. Yine burada beyaz kenar ilmek yerim burada. Buraya girerek buradan şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Tekrar 28 ilmeğim oldu. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen ilmeklerimi yine ters öreceğim hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar ters öreceğim. Hanımlar eğer ki ön yüzdeysek son 2 ilmeği düzden kesim yapıyoruz. Arka yüzdeysek de son 2 ilmeği Tersden kesim yapıyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmekler çıkartıyoruz. Bu şekilde 28 ilmek olarak tabanımız örülüyor. Sizler 30 ilmek olarak devam ettirebilirsiniz. Tabana 30 ilmek yaptıysanız eğer e, ilmeklerinizi. 26 ilmek yapanlar da 26 ilmek olarak bu şekilde devam ettirecekler. Ve kalan iki ilmeğimi bakın tersten arka yüzde olduğum için tersten keserek gördüm. Hemen geri dönüyorum. Ön yüzde ilmek çıkartma işlemini yapacağım. Bakın aynı yerden iki kere ilmek çıkartmıyoruz. Ya da bir kenar ilmek yerine atlayıp bir diğerine geçmiyoruz hanımlar. Sırasıyla çıkaracağız ki ilmeklerimizi. Patiğimizin tabanı düzenli bir şekilde eşit şekilde örülsün. Sıradaki kenar ilmek yerinden yine ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 28 ilmeğim oldu. Devamında gelen ilmeklerimi yine ön yüzdeyim düz olarak öreceğim. Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Ön yüzde olduğum için sonraki ilmeğimi düzden keseceğim ve yine sol taraftaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkaracağım. Bakın burada yine son iki ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum. Ve sıradaki kenar ilmek yerim burası. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum buradan. Yine 28 ilmeğim oldu ilmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için yine ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini tersten keserek örüyorum. Arka yüzde olduğum için ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek Şöyle ilmeğimi çıkarıyorum. Patiğimizin arkası hanımlar tabanı bu şekilde örülecek 28 ilmek üzerinden. Böyle. Hanımlar biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine kadar bakın buraya ve buraya gelene kadar patiğimizin tabanına bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimizin tabanını Artık ben 28 yaptığım için 28 diyorum sizler 26 ya da 30 yaptıysanız o şekilde devam ettireceksiniz Son kenar ilmek yerlerine kadar bu şekilde Tamamlayalım gelelim Sonra birlikte topuğumuzu keselim Evet hanımlar patiğimin tabanını son kenar ilmek yerlerine kadar sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. Şimdi hanımlar bu aşamada ilk ilmeğimizi bakın ön yüzde sağ taraftan, ikinciyi de sol taraftan çıkarttık. En yani son ipimiz bakın sol tarafta kaldı. Şimdi buraya taktığımız bu sarı ipe taktığımız ilmeklerimizi şişime aktaracağım. Çünkü topuğumuzu yapacağız hanımlar bunun için. Topuğumuzu yaparken de bu ilmeklerimizi kullanacağımızı söylemiştim. Hemen şöyle sırasıyla ilmekleri şişime alıyorum şöyle ipimi çektim artık buradan. Ve ipimin ucunu bağlayacağım yine. Buraya düğüm atıyorum sökülmesin diye. Şimdi buradaki 14 ilmeğimi de yine örmeye devam edeceğim hanımlar. Sıra sonuna kadar öreceğim. ilmeklerimizi şişimize toplayacağız. Kenarda 7 haroşam vardı. 7 haroşama yine düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim hanımlar. Yine kenardaki 7 ilmek haroşa, haroşa olarak öreceğim. Yani düz olarak. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için sıra sonuna kadar ters olarak öreceğim. Sonra diğer ipimizde takılı olan 14 ilmeğimizi de yine şişime aktaracağım. Onu da öreceğim. Ee, normalde hanımlar patiğimizin taban bölümünde 28 ilmeğimiz vardı. 14 er yanlarda. E, hepsini toplayınca 56 ilmeğimiz oluyor. Eğer ki siz e, 30 ilmek olana kadar yaptıysanız 15'er yanlarda, 30'da tabanda toplam 60 ilmeğiniz olacak şişinizde. 26 ilmek e, olarak yapanlar için de yanlarda da 13'er ilmek var. Toplamda 52 ilmeğiniz oluyor hanımlar şişinizde. Bakın ilmeklerimin hepsini ters olarak ördüm. Şimdi bu kırmızı ipe takılı olan ilmeklerimi de şişime takacağım önce şöyle hepsini sırasıyla Şişime takıyorum. Ya bu ipimi çekip ilmekleri öyle de takabilirim ama hani ilmekler kaçmasın falan diye böyle garantiye aldım. Ee, güzelce hepsini tek tek takıyorum ve hemen ipimin ucunu kendisine bağlayacağım. Şuradan arkadan şöyle düğümümü atıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de hanımlar şöyle ters olarak ödüyorum. şekilde hepsini ters öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Tekrar geri döndük. Şimdi bakın hanımlar ilmeklerin hepsi tek şişte toplandı. Bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye sol tarafa 24 ilmek ayıracağım. Hanımlar eğer ki siz evet, şişinizde 60 ilmek varsa sol tarafa 26 ilmek ayıracaksınız. Ee, eğer ki şişinizde e, burada 52 ilmek varsa da buraya 22 ilmek ayırmanız gerekiyor sol tarafa. Şimdi ben de. E, bu şimdi benim ilmek sayım 56 olduğu için sol tarafa 24 ayıracağım. 4, 8, 12, 16, 20. Bakın 24 ilmeğimi ayırdım. Dediğim gibi 60 ilmek olanlar buraya 26 ilmek ayıracak. Hemen buraya yeri belli olsun hanımlar. Bakın şöyle ip taktım buraya. 50 ilmeğiniz varsa da, varsa da buraya 20 ilmek ayırmanız gerekiyor. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Topuk yapımında yine kenardaki 7 ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz hanımlar haroşaya devam edeceğiz model bütünlüğü sağlansın diye 7 haroşamı ördüm ön yüzdeyim İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim 8 9 10 11 12 devam ediyorum 13 14 15 ipin ucunda gizleyerek götüreyim 16 17 şu 18 19 20 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki iki ilmeğimi keserek örüyorum hanımlar. Siz eğer ki bu sol tarafa 26 ilmek ayırdıysanız 25 ilmek öreceksiniz. 26.yı örerken kesim yapacaksınız. Eğer ki 22 ilmek ayırdıysanız da 21 ilmek öreceksiniz. 22.yi örerken kesim yapacaksınız hanımlar. Yapacağımız işlem bu. Ve yine arada kalan ilmek sayılarımız aynı oluyor. Her, her ilmek sayısında da. Bakın arada 7 ilmeğimiz kaldı topuğumuz için. Buradaki 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilerek eksilecek, bitecek ve böylece. Patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Arka yüzde olduğumuz için diğer ilmekleri ters olarak örüyoruz hanımlar sadece kenardaki son 7 ilmeğimiz haroşa olduğu için son 7 ilmeğimizi düz öreceğiz bakın son 7 ilmeğime geldim haroşalarımı düz olarak örüyorum tekrar geri döndük şimdi bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız ilmek sayılarımız kaçsa ona göre yapacaksınız hanımlar şimdi ben ilk 23 ilmeğimi öreceğim 24. örerken kesim yapacağım 7 ilmeğimi ördüm haroşamı. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. örerken öndeki ilmeğimi kesiyorum. Bu şekilde ikinci kesimimi yaptım. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğim vardı. Şimdi baktığımız anda 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Ne yapacağımız işlem şu. kesimden sonra tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar aynı sayıda yani 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. yörerken kesim yapacağız. İlmek sayıları farklı olanlar az önce dediğim sayılarda kesimlerini yapacak hanımlar. Biz bu kesme işlemine bu aradaki a, 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Böylece patiğimizin topu oluşacak. Şimdi hep birlikte bu aralardaki ilmeklerimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi keselim ve gelelim. Evet hanımlar patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestim geldim. Aradan artık küçük renk tipimi çıkarıyorum. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ içinde de 24 ilmeğim kaldı. Eğer ki sizler hanımlar 26 ilmek ayırdıysanız burada kesimlerden sonra 26 ilmeğiniz kalacak. 22 ilmek ayırdıysanız da kesimlerden sonra sağ şişte 22 ilmek kalacak. Yani her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit olacak. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Kesim yapabilmek için. Ve ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı elime aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Diğer kesimlerim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilk içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Karş, e, kesme işlemini hanımlar bu şekilde yapıyoruz. Her iki patiğimizin topuğunun kesim yönü de aynı tarafta oluyor. Bu şekilde. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Son iki ilmeğim kaldı şişlerimde. Yine bunları da aynı şekilde alıyorum. İkinciyi ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Son iki ilmeğim kaldı. Bunları da yine aynı şekilde aldım. Şu tığımdaki ilmeklerimi topluyorum hanımlar. En son buraya bir tane zincir çekiyorum ve ipimin ucunu şöyle kesiyorum. İpimizin ucunu önce bir gizleyelim hanımlar. Sonra bir de patiğime kenar oyası yaptım. Böyle e, şık güzel renkli dursun diye. Bakın şu aralardan ilmek aralarından ipimin ucunu gizliyorum zaten patiğimin bu ıı, ön bölümlerinde ip uçlarını örerken gizleme işlemini yapmıştım hanımlar kenar da bakın şu şekildedir yani böyle sadece de kullanabilir benim gibi kenar rüyası yapmak isteyenler de varsa hemen modelinde göstereceğim onlara nasıl yaptığımı şu pembe ipimle önce şurada bir ilmek oluşturuyorum ardından hanımlar bu ilmeğimi patiğimin topuğunu kestiğim bölüme tam olarak şuraya ilmeğimi sabitliyorum yapacağımız işlem şu önce sık iğne yapacağız hemen öndeki kenar ilmek yerine bakın kenar ilmek yerinin iki katına birden girerek batarak sık iğne oluşturuyoruz ama sık iğnelerimizi gevşek yapalım patiğimizin boğaz kısmı esnek olsun ayak kolay gelsin diye bir tane sık iğne yapıyorum 3 zincir çekiyorum bakın şu sık iğnenin içine girerek batır batıyorum buraya bir tane kirpik oluşturduğum ve önündeki kenar ilmek yerine batarak kirpimi sabitliyorum tekrardan Sıradaki kenar ilmek yerine batarak sık iğne oluşturuyorum. 3 zincir çekip sık iğnenin içine batıyorum hanımlar. Bakın şu şekilde kirpik oluşturdum. Hemen önündeki kenar ilmek yerine batıp kirpiğimi sabitliyorum. Yeniden sık iğne yapıyoruz. Hani gevşek yapalım hanımlar. İkinci kez uyarıyorum. Esnek olsun patiğimizin kenarı. 3 zincir çektim. Kirpiğimi oluşturuyorum ve hemen sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpimi sabitliyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Bakın 3 taneyi birlikte yaptık. Bu şekilde onlar patiğimizin çevresini şu ilk başladığımız yere kadar dolanalım gelelim. Evet onlar ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım geldim. En son buraya bir tane de zincirimi çekeceğim. Pembe ipimi kesiyorum ve pembe ipimin ucunda yine arka aralardan girerek şöyle güzelce gizleyeceğim. Hatta şunu sıkıştırarak gizleyelim ki açılmasın. Patiğimizi hanımlar böylece tamamladık. Görüntü itibariyle hanımlar şeklimiz bu. Bakın 5 iş patikten hiçbir farkı yok. Bir de makine ayağıma da istiyorum. Bir de ayakta görelim patiğimizin duruşunu. Bir de öyle bakalım. Evet hanımlar, ben çok beğenerek, severek yaptım bu modeli. Çıtı pıtı çok güzel oldu, çiçekli. Çeyiz için de çok uygun. Hani 5 şiş bilmeyen hanımlar için de e, iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum. Ben beğenerek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Evet hanımlar, mankenimizdeki hali de bu şekilde. Bakın. Gayet, şöyle üstüne kıt payında göstermek istiyorum. Bu şekilde tabanımız, kenarlarımız bu şekilde. Evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.